Profesör Meister'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Meister ve bu modülde donanım hakkında konuşacağız. Alet çantamıza hangi aletleri koyabileceğimize göz atacağız ve bu doğru donanım araçlarını kullanmamız gerektiği Network Plus N10-004 bölüm 5.3'ten gelmektedir. Burada bir ağ üzerinde çalışırken yararlanabileceğiniz birçok donanım aracı bulunuyor. O halde bunlara bir bakalım. Bunlardan ilki ve muhtemelen zorunlu olan ile başlayalım. Eğer tüm kablolar ile çalışıyorsanız ve A ile çalışıyorsanız iyi bir kesiciye ihtiyacınız olacaktır. İyi bir makasa ihtiyacınız olacak. Bu makaslar özellikle kablolar için tasarlanmıştır. Ve bunun birçok çeşidini görebilirsiniz. Bunlar teller için tasarlanmıştır ve sıradan makaslar ile aynı değildir. Bunların çok sağlam bir şekilde tasarlandıklarını, ayrıca kendi işlerinde küçük slotlara sahip olduklarını ve dış tarafta çentiklere sahip olduklarını görebilirsiniz. Dış kaplamalardan bazılarını çok kolaylıkla soyabilmektedir. Bu plastik kaplama yalıtıcının dışındadır ve bu yüzden telin kendisine ulaşabilirsiniz. Ve çok fazla kablo bağlantısına sahipseniz bu çok fazla kullanışlı hale gelebilir. Kendi başınıza kabloların kıvrılmasını sağlayabilirsiniz. İyi bir kesiciye sahip olmanız gerekir. Makasın hemen yanında çantanızda bir kablo sıyırıcının bulunması gerekecek. Özellikle çok fazla kablo bağlantısı yapıyorsanız muhtemelen bir veya iki kablo sıyırma işlemini kendi başınıza yapıyorsunuz. Bu şekilde yalıtım kısmı manuel olarak çıkartılır. Ancak yüzlerce kablo ile karşılaştığınızda bu çok büyük bir zaman kaybı oluşturacağından iyi bir kablo sıyırıcıya sahip olmayı isteyeceksiniz. Çok fazla kablo ile uğraştığınızda bu sizi zaman açısından korumakla beraber beyninizin yorulmasını da önlemiş olacaktır. Bu tür sıyırıcılardan birisini kullanarak çok daha mantıklı davranmış olacaksınız. Çünkü bu neredeyse hiç zaman almıyor. Bunu telinize yerleştiriyorsunuz ve çekiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Tamamen bitti. Ve bunu döndürebilirsiniz. Burada bir koaksiyel görüyorsunuz. Bu koaksiyel kablonun etrafında dönüyor ve çok basit bir şekilde yalıtım malzemesini çıkartıyor. Çok etkili ve çok çabuk bir şekilde çalışıyor. Ve şundan emin olmanız gerekir. Kullanmakta olduğunuz kablo türü için Doğru türde kablo sıyırıcıyı satın aldığınızdan emin olmalısınız. Bunun içerisinde çok keskin bıçaklar var ve bunlar özellikle yalıtımı çıkarabilecek ancak alttaki bakırda herhangi bir küçük kesiklik dahi oluşturmayacak şekilde özel olarak boyutlandırılmış bıçaklardır. Bu yüzden gerçekten önemlidir. Kullanacağınız kablo türü için doğru kablo sıyırıcıya sahip olduğunuzdan emin olun. Şimdi kablonuzu sıyırdınız. Bunu sıkıştırma bloklarına sıkıştırmanız gerekli, değil mi? O halde bunu yapabilmek için bir alete ihtiyacınız var. Bu aletler yaylıdır. Bunları bastırıyorsunuz ve bunlar teli sıkıştırma bloklarına yerleştiriyor. Bunlar 66 blok ile çalışacaktır. Burada bir 66 blok ile veya bir 110 blok ile kullanabileceğiniz birisi var. Bunlar büyük bağlantılar içindir. Çok fazla farklı türde ve farklı tarzlarda çakma aleti var. Kullandığınız bloğun tipine göre özel bir çakma aleti almanız gerçekten önemli ve bazı durumlarda size sıkıştırma bloklarını veren kişiler tarafından tavsiye edilen bir sıkıştırma aletini kullanmanız gerçekten çok daha önemlidir. O halde blok imalatçısına gidebilir ve şunu söyleyebilirsiniz. Sizin tasarladığınız bu blok türü için düzgün şekilde çalışacak olan hangi sıkıştırma aletlerini tavsiye ediyorsunuz? Her ne kadar bunların hepsinin tamamen aynı şekilde olacağı varsayılsa da bunlar arasında çok küçük farklılıklar vardır. O halde geri gitmek ve doğru sıkıştırma aletini kullandığınızdan emin olmak güzel. Böylece bu bloklardan herhangi bir şeye zarar vermemiş olursunuz. Daha önce duvardan geçen bir köşe boyunca devam eden binanın bir tarafında bulunan bir kabloyu geriye doğru takip ettiniz mi? Bir prop gibi bir şeye sahip olmadığınız sürece bu neredeyse imkansızdır. Bunlar gerçekten çok güzel. Burada birbirlerinden tamamen ayrı iki parçaya sahipsiniz. Bir tanesini bir çıkışa takacağınız veya bazı kabloları bağlayacağınız bir parça. Diğer parça bir prop. Bu indüksiyon vasıtasıyla çalışır. O aletsin yapacağınız tek şey telin yanında herhangi bir yere probu yerleştirmektir ve alet ses çıkartmaya başlayacaktır. Öyleyse bu kendi üzerinde küçük bir hoparlör bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Hoparlörü görebilirsiniz. Probun uç kısmını tellere dokunduruyorsunuz ve bu ne zaman doğru teli bulursa çıkardığı ses artacaktır. Bunu çok net bir şekilde duyacaksınız ve binanın diğer tarafındaki kablonun ucunun hangisi olacağını bilmiş olacaksınız. Bunları etiketleyebilirsiniz. Birçok çeşidi var. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük. Bazıları farklı bağlantı türlerine ve farklı kablo türlerine takılıyor. Mesele şudur ki bir tonu hatlardan birisi üzerinden gönderiyorsunuz ve diğer uçtan bunu duyuyorsunuz. Ve eğer kabloların gittiği yerin izini sürmeye kalkışırsanız bu sizin için çok fazla zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bugünlerde ağlar üzerinde sadece veri ağlarımız ile bunu yapmıyoruz. Ayrıca ses şebekeleri ile de bunu yapıyoruz. Ve eğer bu analog hatların olduğu bir ses ortamında çalışıyorsanız, muhtemelen bir hatçı telefonu olarak adlandırılan cihazı satın almak isteyeceksiniz. Bu tellerin içerisine bağlayabileceğiniz bu mengenelerin olduğunu görebilirsiniz. Ve bir bağlantı kabininde çalışıyorsanız veya bir telefon ile elde ettiğimiz bazı problemlerin izini sürmeyi deniyorsanız, bu oldukça işe yarar bir şeydir. Bir telefon bulmanız ve bunu kullanmaya çalışmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde bir çevir sesini almayı istediğiniz tellerde bu aygıtı bağlıyorsunuz ve bunlar üzerinden aramalar yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte birçok şey yapabilirsiniz. Telefon hattının bu ucunun sinyal aldığından emin olmak için bunun bir çevir sesi verebilmesi ve telefon ile yapacağınız başka her şeyi yapabilmesi gerekir. Eğer ağ oluşturma üzerinde çalışıyorsanız bir multimetreye ihtiyacınız olacak. Bir multimetreye sahip olmalısınız. Bununla birçok şey yapabilirsiniz. Bu gerçekten sadece güç üzerinde odaklanmakla kalmayıp yaptığımız kablo bağlantısında çok yardımcı olmaktadır. Bundan AC gerilimlerini ve DC gerilimlerini alabilir, böylece bunun bir duvardan mı geldiğini, yoksa bir güç kaynağından ve routerdan mı geldiğini gerilim açısından görerek neler olduğunu anlayabilirim. Belki de pilleriniz olabilir ve bu pillerin çalışıp çalışmadığını görmek isteyebilirsiniz. Multimetre size kesin bir şekilde bunlar üzerine gerilimi söyleyecektir. Bu gerçekten süreklilik testlerinin yapılabileceği ağ oluşturmada oldukça kullanışlıdır. Kablonun bir tarafına takın ve hangi pinin kablonun diğer tarafına bağlı olduğunu görün. Ayrıca bir sigorta durumu. Proplarımızı sigortanın ucuna yerleştirerek sigortanın çalışıp çalışmadığını söyleyebilirsiniz. Ve bu gerçekten sigortayı çıkartmak istemediğiniz, burada neler olup bittiğini görmek istediğiniz küçük bir ortamda bulunuyorsanız size yardımcı olacaktır. Bir multimetrenin içerisindeki süreklilik özelliğinden yararlanmak için harika bir yoldur. Eğer daha önce büyük bir kablo altyapısı oluşturduysanız veya zaten yapılandırılmış olan kablo bağlantısında sorun giderdiyseniz, bunun size yardımcı olabilecek iyi bir kablo ölçüm cihazı olduğunu bilirsiniz. Size bu farklı kabloların yapılandırma yolu hakkında daha fazla bilgi veren, daha gelişmiş kablo ölçüm cihazlarından birisi olması, bunlar arasında kısa devreler olması veya sadece siz bu kabloların Uçtan uca bağlanıp bağlanmadığına dair bir ışıkla geri bildirim veren çok basit bir şey olması durumunda bunların hepsi fazla kablolu ortamlara girdiğiniz zaman size yardımcı olacak becerilere sahiptir. Birçok farklı bağlantıyı yapmaya çalıştığınızda biraz daha fazla gelişmiş bir şeyler isteyebilirsiniz. Kablo doğrulayıcı, güç yitimi testlerini yapabilen, yakın uç karışması ve uzak uç karışmasını ve kablo bağlantısının nasıl yapılandırıldığı ile ilgili yaklaşık 20 kadar başka istatistikler veren bir cihazdır. Ve bu cihaz tüm bu farklı değerler ile bu özel bağlantıda kablo bağlantısının nasıl yapıldığını nicel bir biçimde size bildirecektir. Kablo bağlantısı için yeni bir ortamı oluşturduğunuz gibi bu testleri yapabilirsiniz. Belki de 100 yeni bağlantı yerleştiriyorsunuzdur. Bu 100 tanesinin hepsini de test etmek ve birinci günden bunların çalışmaya hazır olduklarından emin olmak isteyebilirsiniz. Veya birileri problem yaşıyor olabilir. Sadece talep üzerine ilerleme ve bir küçük test yapmak gerekir. Bu kablo doğrulayıcılar size hiç kuşkusuz bu telin iyi veya kötü olacağını söyler. Kablo bağlantısı testinin en üst kısmına gitmek istediğiniz zaman TDR veya OTDR gibi bir şeye ihtiyacınız olacaktır. Bu zaman alanlı reflektometre için İngilizce ifadesinin kısaltmasıdır ve OTDR da TDR'ın optik versiyonudur ve bu fiber ile çalışır. Bunlar gerçekten oldukça kullanışlıdır. Çünkü kablo uzunluklarını hesaplayabilen, tel üzerinden ve fiber üzerinden sinyaller gönderirler. Bunlar hat boyunca ne kadar uzaklıkta bir birleşme olacağını söylerler. Kablo uzunluğunda neler olup bittiğine karşı duyarlıdır ve anlarlar. Ben empedans bilgisini görebiliyorum. Sinyal kayıplarını anlayabiliyorum. Bu tel üzerinde ileri ve geri giden şey hakkında gerçekten çok ama çok ayrıntılı bilgi elde ediyoruz. Bunların hepsi gerçekten çok kullanışlı şeyler. Bu yüzden bu oldukça taşınabilir ve portatif bir şey. Ve eğer binanın farklı alanlarına gitmeniz gerekirse ve kabloların ne yaptığını görmemiz gerekirse ve tam olarak neler olup bittiğini söyleyen bir son değeri almamız gerekirse bu kullanılabilecek bir cihazdır. Altyapınızda bulunması gereken bir önemli parça da güçtür. Güç gerçekten tüm bu ağ oluşturma takımlarının hepsi için sahip olmamız gereken bir şeydir bir gerilim olay kaydedici gibi bir şey deponuzda bulunması gereken güzel bir cihazdır. Bu sizi güç kaynağınıza bağlayan bir şeydir. Sadece bunu duvara takın. Sistemlerinizin kalan kısmında takın ve bu gücünüzün ne kadar iyi olduğu hakkında istatistiksel bilgi toplamaya başlayacaktır. Bu size voltajın ne olduğunu söyleyecektir. Geçici voltajları görebiliyorum. Bir voltaj titremesi alıp almadığımı, hat üzerinde herhangi bir anormallik olup olmadığını görebilirim. Buradan alabileceğim çok fazla işe yarar ayrıntı var. Şimdi bunların çoğu elektrik mühendislerinin neler olup bittiğini anlaması için gerekli olan şeylerdi. Ancak sadece bağlanabilen ve güç ile ilgili neler olup bittiğinin kaydını başlatabilen basit bir platformdur. Eğer yeni bir güç sisteminin yerleştirildiği eski bir binada bulunduysanız ve gücün doğru şekilde çalıştığından emin olmak istiyorsanız, işte bu kesinlikle sizin kullanmanız gereken bir cihaz. Güzel eğer gücü gözlemliyorsak ve bir veri merkezinde bulunuyorsak neden ayrıca ortamın kalan kısmını gözlemlemiyoruz? Sıcaklık gibi şeyler, nem ile neler olup bittiğinin anlaşılması, binada herhangi bir su baskının olup olmadığını görmek, bu belki de önceden haberdar olmak isteyeceğiniz bir şey. Bunun gibi aygıtlar size ortamın gözetimini sağlamaktadır. Bu güzel bir ünite. Çünkü bazı kablosuz becerilere sahip. Bunu bir rafa koyuyorum ve bazı başka aygıtları buna bağlayacağım. Bazı diğer sensörler olabilir ve bu kablosuz bağlantısı sayesinde geri rapor verecek. Sıcaklık çok yükseldiğinde e-mail gönderecek. Zeminde su baskını olduğunda bir kısa mesaj gönderecek. O halde bu sizi haberdar tutacaktır. Özellikle uzun bir süre boyunca bulunmadığınız ortamlarda, herkes hafta sonları evine gider veya sadece binanın bir kısmında veya farklı bir yerde, farklı bir şehirde veya ülkede olabilir. Ve hala ortamınız ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığının bilgisini almak isteyebilirsiniz. Bu kullanabileceğiniz harika bir çözüm. Önceki modelimizde protokol analiz edicisi hakkında biraz konuşmuştuk. Ancak bundan tekrar bahsetmeye değer. Bu alet çantanızda bulunması gereken harika bir araçtır. Bununla birlikte paketleri toplayabilirsiniz. Ağınız üzerinde giden ve gelen şeyleri görebilirsiniz. Ve burada çok fazla seçenek var. Açık kaynak veya ticari ortamların her ikisi de. Devam edin ve wireshark.org sitesinden Wireshark'ı indirin. Bunu yaptığınız için çok memnun olacaksınız. Çünkü ağınız ile ilgili çok fazla bilgi toplayabilirsiniz. Bir açık kaynak versiyonu veya ticari bir versiyon kullanıyorsanız, bir ağ uzmanı olarak deponuzda bulunduracağınız en güçlü araçlardan birisi olacaktır. Bu onsuz yapamayacağınız türden bir şeydir. Ve eğer ağınız boyunca ilerleyen paketlerin gittiği yolu bilmiyorsanız, ayrıca bunu öğrenmek için harika bir araçtır. Bu size ağınızın çalışma şekli hakkında çok fazla bilgi verecektir. Sık sık paketlere bakacak ve neler olup bittiğine dair daha fazla sorununuz olduğu ve daha sonradan cevaplarını alacağınız ve ağınız üzerinde gidip gelen şeyler hakkında daha fazlasını öğrenebileceğiniz bir araçtır. Donanım araçları modülümüzden neler öğrendiğimize bir bakalım. Belirli bir yerden kablonun takibini yapmak için hangi aracı kullanabiliriz? Bu telin A noktası ve B noktası arasında nereye gittiğini tam olarak görmek istiyoruz. Ve bu bir toner probu ile yapılabilir. Diğer sorumuz hangi araç bir kablonun uzunluğunu belirleyebilir? Zaman ve yansıma ile uğraşan bir araç vardı. Buna TDR diyorduk. Ve bunun fiber kullanan optik versiyonuna da OTDR diyorduk. Ve son sorumuz hangi cihaz bir bağlantının voltajını kontrol etmek ve hatta bir kablonun sürekliliğini kontrol etmek için kullanılabilir? Bu bir multimetre. Çok kullanışlı bir şeydir. Bölüm 5.3'ün sonuna geldik. Birçok farklı donanım aracını gördük. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şey istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com